Herkese selam arkadaşlar. Ben İlker Tunç. Kanalıma hoş geldiniz. İlk kez gelenler varsa videomuzun konusu tam sizlik. Arkadaşlar TikTok'ta ve diğer platformlarda Instagram, YouTube, Twitch, Twitter her nerede yayın açıyorsanız orada size Rodecaster Pro, Rode PodMic ve bu kablolar nasıl bağlanıyor, nasıl kurulumu var, çok bir püf noktası var. Çoğu kişi atmış incelemeyi ama kesinlikle ve kesinlikle bu kurulumu tam yapmamış. Bu arada Elisa da burada. Elisa bir el sallar mısın kızım? El sallıyor. Elisa da videomuzda. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. El salladım baba. El sallamış Elisa da. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin, dinleyin ve dikkatli yapın. Bakın 3-4 tane ben böyle kurulum videosu yaptım. 400-500 kişi yorum atıyor. Yani sizlerden de manevi destek bekliyoruz. Abone olun, ücretsiz abone olacaksınız. Sizin için ve bu satıcısı değilim bu ürünlerin arkadaşlar. Satıcısı değiliz. Ama biz satıcıdan daha çok bilgiye sahibiz. Çünkü kurduğumuz için, devamlı uğraştığımız için. Şimdi yeni sistemi göstereceğim. Rodecaster Pro, Rode PodMic ve kablolar nasıl bağlanıyor? Bluetooth bağlantısı nasıl olacak? Bilgisayar bağlantısı nasıl olacak? Sizler nasıl verimli yararlanacaksınız? Bu üründen yayınlarınızı, podcastleri nasıl yapacaksınız? Live ekranlarında nasıl sorunsuz bir şekilde kaynak oluşturacaksınız? Videoya geçmeden önce tekrardan diyorum, abone olup bu videoya like, yorum atmayı ve sorunlarını çözenler de lütfen yazmayı, paylaşmayı unutmasın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, ekipmanlarımıza geçiyoruz. Rodecaster Pro ilk versiyonu, bir de ikinci versiyonu var, bir de küçük versiyonu çıktı bunun. Ve Rode PodMic arkadaşlar, orijinal Rode PodMic. Bu ürünlerin yani en kaliteli firması bu. Böyle bir AUX'umuz var arkadaşlar. AUX'u da şöyle göstereyim. Direkt çıkartacağım, göstereceğim sizlere. Bakın AUX ucuna fark ettiyseniz, sizlerde AUX ucları ikilidir. Bunun üçlü olması lazım. Telefonda yayın yaptığınız zaman şu dönüştürücünün, yani eğer Apple kullanıyorsanız şu dönüştürücünün orijinal olması lazım arkadaşlar. Lightning dönüştürücü orijinal olması lazım. Sesiniz aktarılsın diye. Bu tüm diğer mikserler içinde geçerli. Şunun arkasında arkadaşlar direkt bakın, hemen telefon yerine takıyorum. En son bunu telefonun alt kısmını, alt şarj girişi yerinden, kulaklık girişinden taktığım zaman işlem bitiyor. Normal. Şuradan açıyoruz Rodecaster Pro'yu. Çok uzatmayacağım. Arkadaşlar 4 tane kanala sahip bu. 4 tane mikrofon, 4 tane kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Bakın şu an zaten 3. kanalda mikrofonum olduğu için 1, 2, 3, 3 çalışıyor. 4 kapalı. İsterseniz buradan da şu ses kısmı kapatma yerlerinden direkt kapatabilirsiniz. Ayrıca stüdyo kalitesinde kayıt edebiliyorsunuz. Buradan kanalların zaten sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Harici ön tarafta da kulaklık girişi var arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklığınızı direkt takıp kullanabiliyorsunuz. 3.5 jack bilginiz olsun. Arkadaki şu bağlantı girişi arkadaşlar, yani şu kanal, bakın şu kanal, bilgisayarda açtığınız ses, müzik, herhangi bir şey, artık enstrümantal sesi de olabilir, kayıt sesi de olabilir. Buradan direkt şu USB vasıtasıyla şuradan direkt bağlıyorsunuz bilgisayara. Telefonu buraya bağladık. Bu da normal mikrofonumuzun iki dişi olan girişleri, Rode PodMic'i direkt bağlayıp kuruyorsunuz. Şimdi şöyle, 3. kanalda olduğu için arkadaşlar mikrofonumuz otomatik Rodecaster Pro'ya özel Rode PodMic olduğu için direkt Rode PodMic'i seçebilirsiniz. Bu kendisi ayarlayacaktır zaten. Buradan mikrofon seviyelerini, Phantom Power'u kendiniz de ekleyebilirsiniz. Diğer mikrofon burada şeyleri de mevcut zaten. Bakabilirsiniz. Bir problem yaşamayacaksınız. Rode NT1, Rode Broadcaster, Rode Procaster, NT1A olarak görüyorsunuz. Burada ben göstereyim. Kondenser ve dinamik mikrofon olarak da takabiliyorsunuz. Yani elinizdeki mikrofonu kullanabilirsiniz. Ama tamamen verim almak isterseniz bu Rode PodMic'i kullanacaksınız arkadaşlar. Kurulumu çok basit dediğim gibi. Şimdi burada adamın elindeki şu AUX ikili oluyor. Bakın 3 tane çizgisi yok, ikili oluyor. Ve bunun en kalitelisi, alabileceğiniz firmalardan biri Ugreen kablodur. Şu kablo arkadaşlar altın uçludur. Yani yedek olarak almıştım. Ben bunu taktığınız zaman bir problem yaşamayacaksınız. Direkt yayına geçeceksiniz. Ve arkadaşlar Apple kullanıcılara özel
Belki'nin iPhone'un kendi sitesinde de üretiyor. Bakın bunu kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi şu dönüştürücüyü kullanabilirsiniz. Bundayken 2+1 olduğu için hem Lightning girişi hem de bu normal şu AUX girişimizi direkt AUX girişimizi arkadaşlar. Kusura bakmayın tek elle tutuyorum. El cimbaline çıkartamadığım için buradan taktığınız zaman direkt arkadaşlar bunu buraya şarjınızı da, bu da şarj varsayım, yayın esnasında hem şarjınız olacak hem de sesiniz karşı tarafa net gidecek, problem yaşamayacaksınız. Orijinal alın arkadaşlar, bakın tekrar üzerine basa basa söylüyorum, bu ürünler orijinaldir. Yani şu an piyasa fiyatı sadece şu kablonun, şu küçük kablonun 400 TL, şu da zaten 1000 küsür TL'ler bandında gidiyor arkadaşlar, bilginiz olsun, Amazon'dan bulabilirsiniz. Rodecaster Pro'nun şu özellikleri var. Ekstradan burada 2, 4, 6, 8 ses pedlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle bir ben sol ses açayım. Gürücük sesi. Buradan siz Rodecaster Pro'dan şöyle bilgisayardan göstereceğim size arkadaşlar. Ben hangi sesleri ekleyebileceğinizi kendi yama programı var. Şöyle ortaya da getireyim. Direkt bilgisayardan göstereceğim. Şurada ekleyebiliyorsunuz. Bu da bizim için yayın esnasında çok kolay olacak. Bakın bilgisayardan transferler edebiliyorsunuz ve kaydedebiliyorsunuz. Ekstradan da buna arkadaşlar küçük hafıza kartı, micro SD kart takıyorsunuz. Micro SD kart takıyorsunuz. Direkt kullanıyorsunuz. Burada LR enstrümantal giriş çıkışları, dediğim gibi kulaklıkların o büyük girişleri olanlar da buradan da takabilirsiniz. Bir problem yaşamazsınız. Dediğim gibi 4 tane mikrofon, 4 tane kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth'a da gelince arkadaşlar, Bluetooth'u basa tuttuğunuz zaman tuşunu burada aktif ettiğiniz zaman, bakın burada tuşu direkt zaten dokunmatik panel olduğu için burada çalışan Bluetooth cihazlarınızı, diyelim tabletiniz var, telefonunuz var, yedek, onu bulacak, direkt kaydedecek arkadaşlar. Buradan normal kontrol ayarlarını zaten yapabilirsiniz. Telefon gibi düşünün. Burada kulaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Micro SD varsa onu gösteriyor. Ve toplam 16 tane ses efekti koyabiliyorsunuz. Mesela yani alkış vesaire gibi, buradan sesini yükseltip açabiliyorsunuz. Kullandığınız kanallar açık kalır zaten. Arayüzü çok basit. Dediğim gibi buradaki püf noktası arkadaşlar, bu AUX'un üçlü olması gerek. Bu üçlü olmazsa telefon kısmından, yani şuradaki, bakın şurada arkadan da göstereyim size, telefon kısmından, aynadan da gösteriyorum, telefon kısmı simgesinde taktığınız jack direkt görmeyecektir. Telefondan karşı tarafa ses gitmeyecektir. Şarj adaptörü girişi burada arkadaşlar. Bilgisayarla bağlantısı burada. Micro SD girişi burada. LR buraya ekstradan, dediğim gibi hoparlör ya da enstrümantal bağlayabilirsiniz. 4 tane kulaklık, 4 tane mikrofon bağlıyorsunuz. Haricinde Bluetooth bağlantısı var. Eğer kayıt programlarınız varsa kaliteli, zaten şu an mükemmel kullanabileceğiniz, hem yayınlarda hem podcastlerde hem YouTube'a içerik üretmede veya stüdyonuz varsa, müzikle ilgileniyorsanız, müzik yapıyorsanız arkadaşlar, bu ürün tamamen size göre. Yani Apex teknolojisi var, ses mükemmel gidiyor. Yani yayın esnasında zaten kullanan bazı YouTuber'lar olsun, TikToker'lar olsun, influencer'lar olsun, içerik üretenler olsun, bu üründen memnunlar. Arkadaşlar yani sizlere her şeyini net anlatıyorum. Dediğim gibi kablolar önemli. Orijinal kablolar önemli. Bakın şu çakma değil, Belkin'in olacak. Belkin firmasının olacak. Çünkü direkt bu Apple'a üretiyor arkadaşlar. Şu dönüştürücü orijinal olması lazım. 50-100 TL'lik dönüştürücü kesinlikle işinize yaramayacaktır. Kurulum çok basit. Sorularınızı yine bu videonun altına yorum atmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz abone olun. Diğer ürün incelemeleri, diğer mikser incelemelerimizin hepsini direkt şey yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz kanalından. Sizler bize manevi destek verirseniz daha güzel ürünler inceler, daha güzel içerikler üretiriz. Ben kullandığım ürünleri sizlere gösteriyorum. Mesela Behringer kulaklık kullanıyorum. Stüdyo tipi kulaklık. Yani A kalite arkadaşlar. Bunlar Almanya'da, Avusturya'da zaten üretilmiş, yurt dışında üretilmiş. Ses izolasyonları mükemmel, ses netlikleri mükemmel. Bakın görüyorsunuz şu an zaten çalıştığı için Rodecaster Pro direkt sesimi alıyor arkadaşlar.
Diğer videolarda da inşallah görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, size Rodecaster Pro ve diğer ekipmanlarımı tanıttım. Sizler de kanalımıza abone olmayı, bu videoya like, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Sorunlarınızı lütfen yazın. Çözüme kavuşturalım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım İlker Tunç takipçileri.